Gregory, son zamanlarda biraz yaramaz birisi oldun Gregory. Senin gibi bir çocuğun bu kadar vahşi davranışlarda bulunmaması gerek. Animatroniklere böylesine bir şiddet uygulamamalısın. Onlara karşı bu kadar yoğun bir nefret beslememelisin. Sen sadece bir çocuksun. Çıkaya yaptığına bir bak. Çöp ötüğüde bir tuzak kurdun ve onun ezilmesine neden oldun. Zavallı şey çöplük gibi bir yerde rezil oldu. Roxy'ye yaptığın şey ise tam bir zalimlikti. Yarışılısıyla ona çarptın ve sonrasında da gözlerini çıkarttın. Bu ne kadar korkunç bir hareket. Ne mide bulandırıcı bir davranış. Chica ve Roxy bir şekilde eskisi gibi hareket edebiliyorlar. Peki ya Monty? Onu yaptıklarından sonra yerlerde sürünüyor. Ayakları olmadı. Yaptığın şeyler hiç mantıklı şeyler değil Gregory. Bir çocuğun yapacağı şeylere hiç benzemiyor. This is gonna blow your fucking mind! Oh shit, here we go again. Five Nights at Freddy's Security Breach, serinin 9. oyunu ve açık ara farkla en büyük olanı. Birinci şahsın bakışından deneyimlediğimiz oyunda Gregory isimli karakterimiz ile Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex denen geniş bir mekandan kaçmaya çalışıyoruz. Peşimizde her zamanki gibi animatronikler var ve biz de bu animatroniklerden kaça kaça bu kocaman dünyada çözüm yolları arayarak sağ kalmaya çabalıyoruz. 3 boyutlu bir dünyanın içinde keyfimizce dolaşabildiğimiz için de karşımıza çok daha fazla detay çıkıyor, kıyıda köşede daha fazla sır saklanıyor. Değerli dostlarım, bu noktada sizlere bu sırların hepsini çözeceğimin, sorularınızın hepsini cevaplayacağımın sözünü veremem. Şu ana kadar 9 tane FNAF oyunu ve 9'dan fazla da FNAF kitabı çıktı. Her birinde başka gizemlerin cevabı verilirken ayrı ayrı sorulan soruların da sayısı artmaya devam etti. İlk başta ürkütücü bir pizzacı mekanında küçük çocukların şüpheli şartlar altında ortadan kaybolduğunu gizli tutulan bir takım bilgilerden öğrenirken ortaya çıkan güncel lore'un içinde şüphe uyandıran kocaman şirketler, meta oyunlar, aile trajedileri ve bir ölüm sonrası yaşam mitosu var. İnternetteki ilgili kanalların, sitelerin ve kişilerin ağızlarında bir sürü cevap ve teori hali hazırda dolaşıyor. Böyle bir durumda bu bilgiler hiç konuşulmamış gibi benim bulacağım yeni cevapları siz zaten bilmiyor da olmayacaksınız. Bu noktada insanların zaten bildiği şeyler hakkında benim dönüp dolaşıp yine benzer teoriler ortaya atmam sizin için de bir vakit kaybı olacaktır, benim için de. Yine de her şeye rağmen iki konuya parmak basıp uygun ölçülerde bir cevap sunabileceğime inanıyorum. Zaten yayınlar sırasında da oyunu oynarken sürekli benzer sorular sorduğumu görmüştünüz. Her defasında benzer bir olay yaşandığında dönüp baştan kafamda sorguladığım bir durumdu bu. Bu ayrıntıyı bu videonun başında da açık bir şekilde belirttiğimi düşünüyorum. Oyunu onun gözlerinden görerek oynadığımız bir kişi hakkındaki çok şüpheli bir durum bu. Gregory hakkındaki çok şüpheli bir durum. Değerli dostlarım, ben Gregory'nin çoktan öldüğünü, kendisinin bir ruh veya hayalet olduğunu düşünüyorum. Tabii videonun bu anında diyebilirsiniz ki, hayır o evsiz bir genç, hayır o bir robot, hayır o sadece kayıp bir çocuk. Dürüstçe konuşmak gerekirse bu önermelerin ve de yorumlarda söyleyeceğiniz çoğu önermelerin öyle veya böyle bir açıklaması illaki olacaktır. Hakkında konuşmak istediğim asıl önerme ise aslında kafamda dolanıp durup beni rahatsız eden bir düşünce ve sizlere taze bir şekilde sunabileceğim yeni bir fikir. Bu düşüncenin tabii ki belirli dayanakları var ve bunları da en hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım. Bu dayanaklara geçmeden önce kısaca belirtmek isterim ki bu video daha önce yayınladığım iki videonun bir devam videosu olma niteliğinde. Oyunlarda Neden Gizem Ararız adlı birinci video, çıkışından bugüne Five Nights at Freddy's ve Gizemleri adlı ikinci video ile şu an izlediğiniz üçüncü video bir bütün oluşturuyor ve bu bilgi sizlere sunduğum bu anlatının son kısmı için önemli. Şimdi ise Gregory'nin neden bir hayalet olduğunu düşünüyorum, ona geçelim. İlk önce en bariz olan ayrıntıyla başlamak istiyorum. Oyuna Freddy'nin karnında başlıyoruz. Daha önceki oyunlardan da gördüğümüz kadarıyla
Genelde bir animatronin içinde bir insan olduğu durumlar sürekli o insanın ölümüne çıkıyor. Tabii ki bu oyun içinde böyle benzeri durumlara farklı bir açıklama getirilmiş olabilir ama aslında fazlasıyla göze batan bir detay ve çok önemli bir mekanik. Eğer bir şekilde Gregory oyunun başından önceki bir zaman diliminde Freddy'nin içinde ölmüşse, onun hayaletiyle Freddy'nin sürekli bir arada durması çok uygun bir durum olurdu. Security Breach oyunu boyunca da aslında olan bu. Birlikte duruyorlar, birlikte hareket ediyorlar, hikayeyi birlikte ilerletiyorlar, hatta birlikte gelişim gösteriyorlar. Gregory'nin Freddy tam hata vermişken onun içinden çıkması da bu teoriyi destekler nitelikte. Gregory bir şekilde kendini gösterip Freddy üzerinde paranormal bir etki bırakmışsa, Freddy'nin de o esnada hata verme olasılığı bir hayli yüksek. Böyle bir durum, Pizzaplex'teki tüm animatroniklerin Purple Guy tarafından kontrol edilmesini ama Freddy'nin Canon Ending kısmına kadar bu etkiden esirgenmesini de açıklıyor. Sonuçta FNAF dünyasında hayaletlerin karmaşık teknik yapıları etkileyebildiklerini, hatta böyle yapıları olduğu gibi kontrolleri altına alabildiklerini biliyoruz. Gregory'nin de Freddy'yi etkiliyor olmasına, FNAF geçmişinde çok sık gördüğümüz bir durum olan ölmüş çocukların ruhlarının animatronikleri ele geçirmesini de örnek olarak verebiliriz. Yani bu teori FNAF lore'una ve mitosuna da çok iyi oturuyor. Gregory'nin Freddy dışındaki diğer sahne animatroniklerini vahşice parçalaması da bu teoriye uygun düşüyor. Purple Guy nasıl diğer robotları kontrol ediyorsa, Gregory de aynı şekilde Freddy'yi kontrol ediyor olabilir. Her ne kadar Vanessa bir noktada robotlara Gregory'yi yakalamaları komutunu verse de, minik müzik insanın, DJ'in, iç iskeletlerin ve çöplükteki atık animatronikler gibi onun kontrolünde olmayan robotların da bizim peşimizden gelmesi yine bu fikri destekliyor. Tabii Gregory'nin oyun içindeki cihazları kullanabilmesi, mekandaki yapılarla etkileşime geçebilmesi ve Vanessa'ya yakalanabilmesi bu konu hakkında şüphe yaratacaktır. Yine de Five Nights at Freddy's 1'deki Golden Freddy veya diğer oyunlardaki Purple Guy'ın hareketleri gibi örneklerin de var olduğunu biliyoruz. Yani bu mümkün. FNAF evreninde daha paranormal özellikler gösteren varlıklar da somut bir sürdürülebilirliğe sahip olabiliyor. Son olarak da Purple Guy'ın Freddy'yi kontrol edemiyor olmasını buna bağlayabiliriz. Bir paranormal varlığın etkisinde olan bir animatronik, aynı anda farklı bir paranormal varlık tarafından kontrol edilemiyor olabilir. İşte böylece teorimiz bir sonuca varıyor. Gregory'nin Freddy'nin karnına girip durması, onda hatalar meydana getirmesi, Vanessa'nın kontrolünde olmayan robotlar tarafından da kovalanması, oyundaki düşmanlar için bir çekim noktası haline gelmesi ve Freddy'nin bir noktaya kadar Purple Guy tarafından kontrol edilemiyor olması ve çok daha fazlası bu sonuç için gösterilecek dayanak noktaları. Tabii siz de kendi düşüncelerinizi, teorilerinizi ve dayanaklarınızı yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Ama dostlarım, benim sizlere asıl anlatmak istediğim detay bu değil. Konuşmamız gereken bir durum daha var. Bu videoda Five Nights at Freddy's Security Breach'in gizemli hikayesi hakkında konuşmak istemiştim ve gizem kısmını yeterli miktarda konuşmuş olsak da asıl önemli konu hakkında hala daha konuşamadık. Yani oyunun hikayesi. Hikayeden kastım, kimin hangi animatronin içine girdiği, şu karakterin gizli ismi veya hangi renkli adamın hangi suçu işlediği değil. Bu serinin kendi hikayesi, daha doğrusu bu hikayenin finali. Önceden de dediğim gibi bundan önce iki video daha yayınlamıştım. Birisinde oyunlarda neden gizem aradığımızı, neden böyle bir arayış çabasına girdiğimizi konuşmuştum. Bir diğerinde de FNAF serisinin kendi gizemlerinden ve geçmişinden bahsetmiştim. İşte o ikisini tamamlayan üçüncü kısım görevini de bu video görüyor. Hikaye aslında çok basit. Five Nights at Freddy's'in asıl hikayesinin ana karakterini, yani kahramanını görmeniz için bin bir türlü araştırma yapmanıza, kapalı dosyaları alt üst edip gizli detayları bulmaya çalışmanıza gerek yok. Çünkü her sabah onun yatağından kalkıyor, onun bilgisayarını kullanıyor ve onun giysilerini giyiyorsunuz. Gregory karakterini oynarken herhangi bir insandan fazlasını yapmıyorsunuz. Çünkü sahip olduğu ekstra bir güç yok. Diğer oyunlardan farklı olarak Fazbear Entertainment'ın bünyesinde çalışan bir güvenlik görevlisini oynamıyorsunuz. Bu mekanda kapağına kısılmış, masum bir ruhu oynuyorsunuz. Oyundaki, yani bu mekandaki gizemleri çözmeye çabalayan ve tüm bu karmaşadan sağ çıkmak isteyen bir ruh bu. Sizin gibi. Oyunun en önemli anı da bu noktada ortaya çıkıyor zaten. Oyundaki en önemli seçimin belirdiği an bu. Oyunun sonu olacak bir an. Oyunun sonunda size 3 seçenek veriliyor. Ayrılma seçeneği sizi kötü sonuca götürüyor. Veni seçeneğinde onunla yüz yüze geleceğiniz finale giriyorsunuz. Mekanda kalıp araştırmaya devam ederseniz de
Purple Guy ile karşı karşıya geleceğiniz gizli bir sonuca varıyorsunuz. Bu seçim Gregory'nin seçimi aslında. Ama oyuncuyu, yani sizi düşünerek ortaya konulmuş bir seçim. Five Nights at Freddy's'in hikayesinin asıl dayanak noktası da bu işte. Oyunda nasıl sonlar, nasıl gizemler olursa olsun, üç boyutlu geniş bir mekanın içinde bu sırları sizin bulmanız gerekiyor. Tıpkı gerçek hayatta FNAF oyunlarını internet ve kitaplar üzerinden araştırmanız gibi. Bunlara zaman ayırıyorsunuz, kulaklarınızla dinliyorsunuz, gözlerinizle arıyorsunuz, hareketlerinizle onların peşinden koşuyorsunuz. Bu sırları nasıl internette, YouTube'da, Wikipedia sayfalarında veya forumlarda arıyorsak, serinin 9. sürümü bu gizemleri oyunun kendi içinde aramamız için bize bir şans veriyor. Oda oda dolaşarak, düşmanları atlatarak, detaylara bakarak, bilgileri araştırarak, etkin bir çaba göstererek yapıyoruz bunu. Ve eğer geçen iki videomu da izlemişseniz bu araştırmanın, bu çabanın önemini de biliyorsunuz demektir. Çünkü eninde sonunda bu hikaye bu çabaya bağlanıyor. Bu hikayenin kahramanı sizsiniz ve en önemli olan şey sizin bu gizli sonuçları çıkmak için gereken çabayı göstermeniz. Ve işte Security Breach'in hikayesi de böyle sonuçlanıyor. Tabii ki zaman içinde daha nice bilgiler ortaya çıkacak ve yeni teoriler yükselecek. 9. oyuna gelecek eklentiler veya belki de 10. bir oyun ile birlikte yeni gizemler, detaylar verilecek. Böyle bir oyun gelirse ben yine burada olacağım ve 9. oyunun da bende yarattığı heyecana bir bakarsak 10. oyunda büyük bir hevesle oynayacağım söylenebilir. O zamana kadar ise kendinize iyi bakın.